sadece ordu mensupları, tabi burada Birinci Dünya Savaşı'nın cereyanı sırasındaki Almanlarla münasebetimiz var. Bunlar tabi iddiatçılığın ne olduğu ne olmadığı bunlar konuşulabilir. Ama bariz, inkar edilemeyen bir şey var idiyse o da Türk ordusunun pes etmediği ve direndiği idi. Türk ordusu pes etmedi ve direndi. Ha, bu direnişin mesnedi neydi? Bu direnişin mesnedi doğrudan doğruya Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta yürütülen hareketlerdi. Tabii Adana'da da. Yani aslında sıralamayı şöyle yapmamız lazım. Maraş, Urfa, Antep, Adana. Sıralama böyledir. Buralardaki kararlılık ve buralardaki iman hassasiyeti Türk ordusunun bir şey yapabilme ümidini kalın hale getirdi. Ümit inceyken onların bu şeyi vücut göster, yani gövde gösterisi ordunun ümidini kallavi hale getirdi. Ha, kayıtlardan, metinlerden görüyorsunuz ki bu ordu öyle ahım şahım bir şey değil. Sadece ben bu memleketi gavura bırakmam diyen insanların ısrarından ibaretti. Ve yüksek kademeleri de pek sağlam pabuç değildi. Asıl genç subaylar ve erat bu ordunun vücudunu teşkil ediyordu. İstiklal Harbi bu memleketin sadece dinine sahip çıkan insanların sözünün geçtiği yer olabileceğini ispat etti. İstiklal Harbi 780 bin kilometre karenin sadece dinine sahip çıkan insanların sözünün geçtiği yer olduğunu ispat etti. Ve o bakımdan da çok mühim bir kazanç bize Allah tarafından lütfedildi. Şimdi eğer biz Müslümansak ve tarih sayımını, tarih tespitini hicretle başlatıyorsak, değil mi, Müslümanlar hicreti sıfır yılı kabul ederler. Hicretten önce, hicretten sonradır Müslümanların sayımı. Biz bugün bunu kaybettik. 1453 falan filan diyorum, hiç öbürünü söyleyecek kabiliyetim yok. Ama işte Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan şey bizim 1839 gene Hristiyan takvimine göre 1839'da kaybettiğimiz şeyin geri alınması noktasıdır. Biz 1839'da Müslüman olarak neyi kaybettiysek 1923'te onu geri aldık. O da bu topraklarda
sözü geçen insan Müslümandan başkası değildir. Biz bunu 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla geri aldık. Şimdi hiç kimse düşünmedi bunu. Hicretle bunun bağlantısı neydi? Biz Mekke ve Medine'yi kaybettik mi, kaybetmedik mi? Kimdik biz kaybetmiş olanlar? Müslümanlardık. Öyle değil mi? Yani Mekke ve Medine'yi Araplar mı kazandı? O halde Cumhuriyet'in ilanı aslında İslam ümmetinin ikinci hicretidir. İlk hicretimiz Asr-ı Saadet'te olmuştur ve Cumhuriyet'in ilanıyla beraber biz ikinci hicreti yaşadık. Yani bizi sadece Mekke'siz değil, Medine'siz de bıraktılar. Dolayısıyla bütün Cumhuriyet tarihimiz bizim Müslümanların medeni hayatı olmak zorundaydı. Medeni hayatımız bizim 1923'te başlıyor olmalıydı. Ve bu yapılmayacak bir şey değildi. Ama bunu insanlara değil hatırlatmak, insanları dini uygulama bakımından öyle zor noktalara sürüklediler ki insanlar böyle şeyleri düşünmek bir tarafa, yahu işte hiç olmazsa dua edebileyim. Üstelik bu duanın namaz kılmak olduğunu da askıya alarak. Yani böyle bir duruma icbar edildiler. Şimdi bu yeni anayasa hazırlıkları bir daha böyle lafların Türkiye'de söylenmemesi, söylendiği takdirde o adamın hayatının sona erdirilmesi alanını açacak. Gaye budur.